Sevgili dostlarım merhabalar. Şimdi dik üçgenimizin ikinci bölümünde devam ediyoruz dostlarım. Burada da özel dik üçgenlerimizi göreceğiz yine. Bu seferki özel dik üçgenlerimiz açılarına göre özel dik üçgenler kardeşlerim. Şimdi birincisi ve içlerinde en babası, en çok çıkanı 30, 60, 90 üçgenimiz dostlar ki bu üçgenin özelliği neymiş? Şuraya da yazmışım zaten. Eğer ki sen diyor bu dik üçgenin kenarlarından herhangi birini biliyorsan diğerlerini de biliyorsun say kendini. Çünkü şöyle bir kural var. 30'un karşısında ne varsa 90'ın karşısı hep 2 katı, 60'ın karşısıysa hep kök 3 katıymış kardeşim. Bu kuralı ezberleyeceksin. İkinci önemli üçgenimiz 45-45-90 üçgeni. Bunun namı diğer ikizkenar dik üçgen. Burada da dostum yine 45'lerin karşısı tabii ki eşit kenarlar olacaklar bunlar. 45'lerin karşısında ne yazıyorsa 90'ın karşısı hep kök 2 katı olacakmış. Ezberlemenizi istediğimiz 4 üçgenden ikisidir bu. Şimdi bunlarla ilgili biraz sorular çözeceğiz kardeşlerim. İyice alışalım bunlara. Evet, birinci sorumuz bakınız ne diyor. Şimdi soruda dostum bundan sonra şuna da alışın. Bir tane 45, 30, 45, 60'tan birini bile görsen karşısına diklik indireceksin kardeşim. Bunu olmazsa olmaz geometri taktiklerinde vurgulamıştık. Geometrinin ikinci farzı demiştik bunu hatırlarsanız. 30'dan, 45'ten, 60'tan birini bile görsen, sadece birini gördün, karşısına diklik indireceksin. Ve bunların abilerini de çok sevin demiştik arkadaşlarım. Abileri de 180'e tamamlayan açılar yani bunları. Bunları da çok sevin. Bunları da görünce sakın korkmayın. Kardeşlerini gösterip dikliği indirin demiş idik. Şimdi burada 45'i görüyorum. Hemen A'dan aşağıya 45'in karşısına bir diklik çaktım. Bak burada ne çıktı? 45, 90, 45 üçgeni çıktı. Neydi kural? 90'ın karşısında ne varsa 45'in karşısındakini bulmanın yolu kök 2'ye bölmekti. 8 kök 2'yi kök 2'ye böldüm. 8, 8 yazdım. Şimdi burada da yine özel bir dik üçgenimiz var. 8, 15, 17 dik üçgenimiz. İşte ezberlemenin faydası buydu arkadaşlarım. Bunları ezberlediğim takdirde bak çok uğraşmadan x'i 23 paketledim gitti. Geldim buna. Şimdi önce şu büyük dik üçgen yapıp şuradaki y uzunluğunu bulalım arkadaşlarım. Büyük dik üçgende Pisagor yapacağım. 12'nin karesi 144 eşittir. 2 kök 11'in karesi yani 44 artı y kare. Buradan 100 eşittir y kare. 10 eşittir y çıktı. Şimdi hemen 90'ın karşısında ne varsa 30'un karşısındaki kenar bunun yarısı olacaktı. 5'i paketledim dostlarım. Bakınız soruda 30 görüyorum. Hemen karşısına diklik indirmek istiyorum. Eğer buradan bir diklik indirirsem aşağıya doğru dostum şunu fark ediyorum. Tamam burada 30, 60, 90 çıkıyor. Çok güzel ama burada hiç sevmediğim 15, 90, 75 üçgeninin özelliği karşıma çıkıyor. O yüzden buradan diklik indirmektense yine 30'un karşısına diklik indireceğim ama şöyle yapacağım dostlarım. Hemen bunu bir temizledim. Bakın şunu şöyle dışarıya doğru uzattığımda bu kenarı şurası 30 ile 15'in toplamı 45'tir. Ben C'den şuraya bir diklik indiriyorum. Dolayısıyla hem 45'in karşısına hem de 30'un karşısına bir diklik indirmiş oluyorum. Şimdi 45-45-90'daki muhabbet neydi? 90'ın karşısında ne yazıyorsa 45'lerin karşısında bunun kök 2'ye bölünmüş hali olacak. Hemen 4 kök 2'yi kök 2'ye böldüğünüzde 4 çıktığını fark ettim. 45'lerin karşısına 4 yazdım. Şimdi geldim 30'un karşısına bakın. 4 düştü 30'un karşısına. 90'ın karşısına 2 katı düşecekti. 8'i paketledim kardeşim. Ne kadar kolay bir şekilde çözdük gördünüz. Evet buna geldik. 45 görüyorum. Bir de ABD eşkenar üçgenmiş dostum. O halde şu açılarına bir 60'ları çakalım biz değil mi? Şurası da 60 olur diyelim. Şimdi hemen yukarıdan aşağıya 45'in ve 60'ın karşısına birer diklik indirdim. Şimdi 90'ın karşısı 6 kök 6. 45'in karşısı ne olacaktı? Kök 2'ye bölünmüş hali. Böl kök 2'ye. Kolay. Kök 3 oldu burası. 6 kök 3 çıktı 45'in karşısı. Şurası 6 kök 3.
Geldim buraya bak ne var burada? 90, 60, 30 üçgeni var. 60'ın karşısında 6 kök3 varsa 30'un karşısındakini bulmanın yolu kök3'e bölmek 6. 90'ın karşısında da ne vardı? 30'un karşısındakinin 2 katı 12'yi paketledim dostlarım. Evet, 150. Bunu görünce korkmayın demiştik hatırlıyorsanız. Biz 150'yi de çok seviyoruz. Kimden ötürü? 30'dan ötürü 150'yi çok seviyoruz dostlarım. Kardeşini göstereceksiniz hemen. 150'nin kardeşi 30 dereceyi gösterip ben 30'u görünce de karşısına dik indirecektim hocam deyip dikliği indirdim. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı yarısı 3. 60'ın karşısındaki kenar ise 30'un karşısındakinin kök3 katıydı, 3 kök3. Şimdi gelin bir de büyük üçgende şurada Pisagor çakalım, soruyu bitirelim. X kare eşittir. Bir 3'ün karesini alacaksın 9, bir de şuradaki kenar 5 kök 3'ün karesini alacaksın. O da 25 çarpı 3'ten 75 yapıyor. X kare eşittir. 75, 9 daha 84 mi yapıyor arkadaşlarım? 84. X eşittir kök 84. Bu da 4 çarpı 21'dir. 2 kök 21 olarak dışarıya çıktı. Evet, bir tane daha sorumuz var burada. Hemen şöyle bir bakalım. 5 kök 2. Şunlar birbirine eşit verilmiş. 5 kök 2 ve 17 var kardeşlerim. X kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şöyle bir ben de ne yapacağımızı bilmiyorum ama şöyle eşit açıları görünce hemen AA yaz demişti yakışıklı bir hocam. Ben de onun dediğini yapıyorum. Şunlara da B yazıyorum arkadaşlarım. Şimdi şuradaki dörtgenin iç açılarını toplarsam 2A var, 2B var, bir de 90 var. Toplamları 360 olacak. 2A, 2B ve 90'ın toplamı 360. Demek ki 2A ile 2B'nin toplamı 270 olacak. Yani A ile B'nin toplamı 2'ye böldüm, 135 olacak ki o zaman şurası A ile B'nin toplamıdır, 135. Burası ne olacak peki? 45. Yakaladın mı şimdi? 45'i gör, karşısına dikindir. 90'ın karşısı 5 kök 2 ise 45'lerin karşısı 5, 5. Şuraya kaldı 12. 5, 12'den oldu sana 13. Evet, bir de yeni nesil soru çözecekmişiz. Buna bakalım. Dizüstü bilgisayarın açık halinin verildiği görselde AB eşittir BC'ye ve onlar da 20, 20'ymiş arkadaşlarım. Bak şurada ne yakaladın, hemen gör bunu. 90'ın karşısı 20 ise neyin karşısı yarısı olacak? 30'un. O halde burası 30 derece, şurası da 60 derecedir diyelim bir. Hatta şurayı da bulduk. 10 kök 3 değil mi? 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. Şimdi A noktasının BC'ye uzaklığı 10 birim olduğuna göre bu bilgisayar saat yönünde kaç derece döndürüldüğünde bilgisayarın kapalı hali elde edilmiş olur? Şu tarafa doğru, burası 150 derecedir dostlarım. 150 derece döndürdüğümde bilgisayarı kapatmış olurum diyorum. 8 numaraya bakıyoruz. A noktasında bulunan bir drone yer düzlemi ile 45 derecelik açı yaparak 12 kök 2 birim yol aldıktan sonra, şimdi şurada 12 kök 2'lik yol almış. Hemen 45'i gördüm, karşısına diklik indirdim. 90'ın karşısı 12 kök 2 ise 45'lerin karşısı 12, 12'dir diye yazdım. Tamam. B noktasına daha sonra 60 derecelik açı yaparak 4 kök 3 birim yol aldıktan sonra, bak burada da 4 kök 3 birim yol alıyormuş. Hemen 90'ı çizdim. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise dedim, 30'un karşısı bunun yarısı olacak. 2 kök 3. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. 2 kök 3'ü kök 3 ile çarparsam şurası 3, 2 ile de çarparsam 6 yaptı. Geldim sonuncusuna. Buradan da diyor 30 derecelik açı yaptıktan sonra 10 birim yol alıyor. Hadi 10 birim de buna yol aldıralım. Dikliği indirdim. 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı ise 5 köküçtür dedim. D noktasının zemine uzaklığı kaç birimdir? Şuradan aşağı indirdiğin dikliği soruyor sana kardeşim. Şimdi şurası da 6, şurası da 12 olduğu için 11, 12 daha Adana yaptı. Paketledim gitti dostlar. Evet, merdiven sorusu, biri 30 dereceyle biri 45 derecelik açı yapıyormuş. Ne diyor şimdi? Birinci merdivenin duvara dayalıyken 30 derecelik açı yaptığında zemindeki ucunun duvara uzaklığı 5 kök 3. Şurası 5 kök 3'müş kardeşim. Şimdi burası şu dik üçgenin görüyorsunuz 60 derecesinin karşısındaki açıdır. Şurası 60. 60'ın karşısı 5 kök 3 ise 30'un karşısı 5, 90'ın karşısı 10. Yani merdivenin boyu 10 birimmiş. O zaman burada da 10 birim olacak.
Hadi burayı da bir konuşalım. Bak burada da 45-45-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 10 iken 45'in karşısını bulmanın yolu kök 2'ye bölmektir ki bir sayıyı kök 2'ye bölmek çocuk oyuncağı. Önce normal 2'ye böl 5, yanına da kök 2'yi tekrar yaz. 5 kök 2'ymiş o zaman şuralar. Bize neyi soruyor? Merdivenin duvardaki ucunun zemine uzaklığı, şuranın zemine uzaklığı 5 kök 2 çıktı. Bursa'yı paketledim. Evet, geldik diğer iki üçgenimize. Bunlardan biri 15 75 90, diğeri de 22 buçuk 67 buçuk 90 üçgeni ki arkadaşlarım bu üçgenlerin ortak özelliği şu. İkisinin de ikişer tane özelliği var. Ben birinci özelliklerine hiç bahsetmeyeceğim dostlarım. Şöyle bir özellik. Eminim bazı hocalarımız anlatacaktır ama ben lütfen onları bilmenizi, duymanızı istemiyorum. Şöyle bir özellik. 15'in karşısında işte K varsa 75'in karşısında bu K'nın kökü artı 2 katı vardır diye bir özelliğimiz var. Gerek yok. 22 buçuğun karşısında K varsa 67 buçuğun karşısında bu K'nın kök 2 artı 1 katı vardır diye bir kural var. Bunları bilmenize gerek yok. Sınavda çıkmayacak. Üniversite sınavında. Soru bankalarında çıkar kardeşim. Onlar beni ilgilendirmez. Ama üniversite sınavında sormayacaklar bu iki özellikten. İkinci özellikleri önemlidir. Bunları bilin dostlarım. 15-75'in özelliği yükseklik ile hipotenüs arasında bir ilişki var. Aynısı bunun için de geçerlidir. Hipotenüs yüksekliğin daima 4 katı. Haşa 4 haş kuralıdır bu. Burada da hipotenüs yüksekliğin 2 kök 2 katıymış kardeşim. Bunları biliniz dostlarım. Hadi geldik şu soruya. Bakın ne diyor? Şimdi 15, şurası 90, o halde burası 75. 75-90 burası 15. Bak şu üçgen 15-75-90'dır ve dik açısından hipotenüse 2 kök 2'lik bir yükseklik indirilmiştir. Bunun hemen 4 katı hipotenüs olacak. Yani şurası. 4 katı ne yaptı? 8 kök 2. E hocam bu da bir 15-90-75 üçgeni. O zaman bunun da 4 katı BC yapacak. Yani 32 kök 2 yapacak arkadaşım. Cevap Adana'dan gelecek. 2 numara 67,5-22,5 üçgeni BC'yi soruyor bize dostlarım. Neydi? Yüksekliğin ki burada yüksekliğimiz 2 kök 2'dir. 2 kök 2 katı olacaktı arkadaşlarım. Her zaman 2 kök 2 katı olacak. Buradaki kaç yine 2 kök 2 vermiş. Kafanız karışmasın. Burada ne yazıyorsa bu hep onun 2 kök 2 katı olacak. 2 ile 2'yi çarptım 4. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. 4 ile de 2'yi çarptım. Edirne'yi paketledim. Hemen bir örnek daha. Bakın 45 ile 30'un toplamı şuraya eşittir dostlarım. 75 yazıyorum. Demek ki burası 15, 75, 90 üçgeniymiş. Hemen bir diklik indirdim bunun hipotenüsüne. Ve şu dik üçgende 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı 2 kök 3. Peki bu üçgende de 15, 75 olduğu için hipotenüs bunun 4 katı olacaktı. 2 kök 3'ü 4 ile çarptım. 8 kök 3'tür aradığım cevap dedim. Evet, klasik bir soru tarzımız var arkadaşlarım. Çok meşhurdur. Her soru bankasında sorulur. Şimdi bunu öğretmek istiyorum size kardeşlerim. Soru tarzımız şu. Şöyle bir şekil var arkadaşlarım. Bakın şöyle bir U harfine benzeyen, iki tane diklikten oluşan bir şekil. Ve diyor ki A noktasından D'ye geleceksin ama şu yerdeki bir P noktasına uğrayacaksın. İşte P elemanıdır. BC diyecek sorunun içerisinde bize. Buna göre AP ile PD toplamının minimum değeri nedir diye de bir soru soracak. Sorunun özü bu. Şimdi bunu klasik sistemde şu iki şekilde sorabilir. Yeni nesilde de şöyle işte hikayeli sorabilir. Bak mesela ben çizgi çizmek yerine ağaç çizmişim. İşte buraya bir kuş koymuşuz. Demişiz ki kuş buradaki ağacın tepesinden uçuyor. Önce yerdeki yemleri yiyor. Sonra diğer ağacın tepesine konuyor. Kuşun aldığı yolun en kısa uzaklığı kaç santim olur diye bir soru soruyorum dostlarım. Yani şu iki toplamın en küçük değerini istiyor. Bunu şöyle de yapabilir kardeşim. Şu şekildeki gibi dikliklerden biri yukarıya biri aşağıya deyip buranın da uzunluğunu sorabilir. İkisi de aynı şeydir. Çözümü şöyle yapılır kardeşim. Eğer ikisi de yukarıya doğru veya aşağıya doğruysa birinin simetrisini alıyorsun ve şu çizgiyi arıyorum ben diyorsun. Tıpkı buradakinin aynısı yapıyorsun. Bunu da çözmenin yolu şurada bir Pisagor bağıntısı yapıp dik üçgene tamamlayıp şuradan çözmek. Bakın bu Z, karşısı da Z, bu X, bu da X, şurada Pisagor yapıyorum. Biz bunu kısaca şöyle söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki iki dikliğin toplamı
senin bir dik kenarın. Bu iki dikliğin arasındaki uzaklık ikinci dik kenarın. Hipotenüsse işte bu iki toplamın en kısa değeridir diyeceğiz. Yani burada da göstereyim. Şimdi bir dik üçgen oluşturacakmışız hemen. Ağaçların boyları toplamı bir dik kenar. Ağaçların arasındaki mesafe ikinci dik kenar. Hipotenüs de senin cevabın olacakmış. Hadi şimdi sorularla daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi bunu tabii iki yolla da çözelim. İlk sorumuz olduğu için birinci yol şuydu. Bize A ile D arasındaki en kısa uzaklığı soruyor. Yani burayı soruyor. Hemen dikdörtgeni tamamlıyorum şuradan. 12 ise karşısı 12, 3 ise karşısı 3. Şu dik üçgenden de soruyu çözüyorum. 9, 12, 15'i yapıştırıp geçiyorum. Ya da şöyle yapacağız dedik, değil mi arkadaşlarım? Bunu direkt sileyim ben. Hani böyle üçgen müçgen çizmekle zaman kaybetmeyin. Çok çıkacak karşınıza bu soru. Hemen görünce yapıştırın. İki dikliğin toplamı bir dik kenar 9. Aralarındaki mesafe ikinci dik kenar 9 12'den 15'te senin aradığın cevap diyeceğiz, geçeceğiz arkadaşlar. Hadi şimdi bir sonraki soruya gelelim. Şurada. Bakınız burada da BD'yi 24 vermiş. Şuradaki BD uzunluğunu neydi kural? Dik kenarların toplamı 7. Aradaki mesafe 24, 7, 24, 25'ten paketle gitsin soruyu kardeşim. Uğraşma çıksın gitsin. Dikliklerin toplamı 4 ile 4, 8. Aradaki diklik 4. Hipotenüs nedir burada dostlarım? Hani hatırla, benim hatırım için ezberlemiştim bunu. Biri diğerinin iki katıysa hipotenüs küçüğünün kök 5 katı. 4 kök 5'i yapıştır gitsin. Geldik buna. AB 8, CD 4. İkisinin toplamı 12 yaptı. Aralarındaki uzaklık 9'muş. 9 12'den 15'i paketledim. Bak ne kadar kolay. Takır takır çözüp gidiyoruz. Hadi bundayız. 5 ile 3'ün toplamı 8. Bir dik kenar. Aradaki uzaklık ikinci dik kenar. 8 15'ten 17 benim aradığım cevaptır deyip yapıştırıp gidiyorum. Geldim buna. Bakın bu da bir tık farklı sorusu arkadaşlarım. Şurayı görün. 6'yı, kök 7'yi ve 5'i. Şuraya çizsem bak. 6, kök 7 ve 5. Gördün mü kardeşim? 6, kök 7 ve 5. Hani biraz daha böyle eğiklikten kurtardım bunu. Kök 7 idi değil mi burası? Heh. Ve 5. Ben şu aradaki uzaklığı nasıl buluyordum dostlarım? Bununla bunun toplamı 11 bir dik kenar. Aradaki uzaklık kök 7, ikinci dik kenar. Pisagor yapıyorum hemen. 121 artı 7'den 128 geliyor. Kök 128. O da 64 çarpı 2'den 8 kök 2'ymiş. Şu aradaki uzaklık diyorum. A ile C'nin arasındaki uzaklık 8 kök 2. Ha, bunu sen şöyle de bulabilirsin tabii ki. Pratik yolu görmedin diyelim. Şurayı dikdörtgene tamamladın. Kök 7 ise kök 7, 5 ise 5 dedin. Şu Pisagor'dan da hipotenüsü bulabilirsin AC'yi. 8 kök 2'ymiş. Peki x ne demek bu? 45, 45, 90 üçgeni demektir ki 8 kök 2 ise 8 olacak dik kenarlar dedim. Bak aynısı neredeyse kardeşim. Hemen şurayı arayacaksınız ilk önce şurayı. AC'yi bulacağız. Onu da nasıl buluyorum? Biraz uzun yapalım isterseniz bunu da. Şurayı şöyle birleştiriyorum. 90 derece diyorum. Biraz daha aşağı alayım. 90 derece diyorum buraya. Şurası 3 ise burası 3. 2 ise burası 2. Şimdi 7'nin karesi 49. 2'nin karesi 4, kök 53'müş burası. Toplayınca 53 yaptı, kök 53. Şimdi buradan da Pisagor yaparsam kök 53'ün karesi 53 eşittir. X kare artı kök 17'nin karesi 17. Çıkarttım 17'yi. 13'ten 7 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 36 eşittir X kare. X eşittir 6'yı paketledim dostlarım. Bakın yeni nesil versiyon arkadaşlar. AB 50'ymiş. Şurası 50. CD 40'mış, burası 40. BD 48'miş, burası 48. Top çarpıyor, C noktasında duruyor. Aldığı en kısa yol muhabbeti. Ne dedik şimdi? Aralarındaki uzaklık bir dik kenar. 50 ile 40'ın toplamı ikinci dik kenar. Hipotenüs de cevap. Şu haliyle hangi özel üçgen göremedim ama hepsini isterseniz gelin kaça bölelim? 3'e bölelim. 3'e bölünce oluyor mu? 3'e, hatta 6'ya bölsek oluyor mu? Oluyor. 6'ya bölelim 8. 6'ya bölelim 15. A 17. 8, 15, 17 ama 6 katı. Hemen 6 ile çarp bunu. 6 kere 7, 42 elde var. 4, 6, 4 daha 102. Evet, bakın bir tane daha ağaçlı sorusu bu da. Kuşun alabileceği en kısa mesafe nedir diye soruyor. Hiç uzatmıyorum. İkisinin arasındaki mesafe 12.
Ağaçların toplamı 16, 12, 16, 20 üçgeninden cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, ikinci bölümü de burada bitirmiş olalım arkadaşlarım. Şimdi yeni nesil sorulara geçeceğiz bir sonraki videomuzda. Çok soru sormuşuz burada dik üçgenden çünkü çok önemli bir konudur dostlarım. Yeni nesil soruları da muhtemelen iki videoda çekeceğiz diye düşünüyorum. Şimdilik burada durdum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın gençler.